Basit gerekçelerle, işte mühür taşmış, şöyle olmuş, böyle olmuş gibi gerekçelerle oy pusulaları iptal edilebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, seçim ve sandık güvenliğine ilişkin değerlendirmede bulunarak oy kullanacak seçmenlere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Birçok platformun hazırladığı kısa videolar var. Oy kullanmaya gitmeden önce nelerin sakınca doğuracağını görmek için o videoları izlemelerini nacizane tavsiye ediyorum. Milletvekili seçiminde 24 partinin yer aldığı birleşik oy pusulası kullanılacak. Uzunluğu 1 metreyi bulan pusula yurt içinde 11 seçim çevresinde kullanılacak. Diğer yerlerde ise parti sayısına göre 9 farklı boyda pusula olacak. CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu 14 Mayıs seçimlerinde karışık bir seçmen pusulasıyla karşı karşıya gelineceğini vurguladı. Karışık bir seçmen pusulasıyla karşılaşacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı adaylarına ayrı, sonra ittifaklara ve ittifak içerisindeki partilere ayrı oy verecek seçmenimiz. Örneğin Millet İttifakı'nda Bolu'da iki tane siyasi parti milletvekilliği için yarışacak. Biri İYİ Parti, biri Cumhuriyet Halk Partisi. İttifakın diğer ortaklarının, yani Saadet Partisi'nin, DEVA'nın, Geleceğin, Demokrat Parti'nin oy pusulalarında yeri olmayacak. Ondan dolayı seçmenlerimiz oy kullanırken gönül verdiği ittifaka, gönül verdiği partiye oy basarken dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum, öneriyorum. Oy verme işleminde mührün doğru basılması yönünde de ikazda bulunan Türkoğlu, katlama şeklini de hatırlattı. Sandık kurullarındaki görevli arkadaşları, sandık kurulu başkanlarını zan altında bırakmak istemem ama basit gerekçelerle, işte mühür taşmış, şöyle olmuş, böyle olmuş gibi gerekçelerle oy pusulaları iptal edilebiliyor. O bağlamda mümkün olduğu kadar mühürü basarken dikkat etmelerini, katlarken işte taşırmayacak şekilde başka bir partinin oy alanına mührü bulaştırmayacak şekilde katlamalarını öneriyorum. Türkoğlu, CHP'nin ve birçok sivil toplum kuruluşunun sandık güvenliği ve oy kullanımıyla ilgili Bolu'da çalışmaları ve eğitimleri olduğunun da altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da kendi üyelerimize ve sandık görevlilerimize bu tür eğitimleri veriyoruz. Oy kullanmayla ilgili de nelerin sıkıntılı olacağı konusunda buraya gelen arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz. Birçok platformun hazırladığı kısa videolar var. Oy kullanmaya gitmeden önce nelerin sakınca doğuracağını görmek için o videoları izlemelerini nacizane tavsiye ediyorum. Önemli bir seçim çünkü.